bu sürecin bir devamı olarak aslında tabandaki gevşemeye paralel olarak bunu daha önce de birkaç kere tartıştık. Hani siyaseti bırakması Erdoğan'ın tezi üzerinden anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. Bu gevşemeyi tekrar siyasi enstrümanları kullanarak gidermek ya da bunu terse çevirmek gayreti içerisinde olmadı iktidar tabanı. Tam tersi, kendi tabanındaki gevşemeyi onları biraz sıkıştırarak, onları zorlayarak, onlara hatta işte kendine mahkum olduğunu hatırlatarak ve genel olarak bir olağanüstülük yaratarak hem Türkiye'nin bütün siyasetinde hem kendi tabanında bir olağanüstülük ve kendisini savunmak üzerine bir teyakkuz çağrısıyla karşılamaya çalıştığı için giderek tabanla tavan arasında da bir kopma. Yani tabanla giderek ayrıştı ve taban çözülürken tavan da tabanından uzaklaştı. Burada tabii başkanlık sistemine geçişle birlikte ilk imha olan siyasi partinin AKP olması, daha sonra MHP'deki bölünme ve MHP'nin iktidarla kurduğu ilişkiden kaynaklı kendi tabanıyla ilişkisindeki sorunlar filan gibi faktörlerle birlikte iktidarın kendi tabanının taleplerini, isteklerini ve genel eğilimlerini algılama ve ona cevap verme kapasitesi kayboldu. Bu büyük ölçüde böyle bir çözülme, yani tavanla tabanın da ayrışmasına yol açtı.